Herkese merhabalar. Kanalımıza daha önce de incelediğimiz bir marka olan Silence markası ile birlikteyiz bugün. Bugünkü inceleyeceğimiz marka Silence S01 Urban modeli. Nm gücüne sahipmiş arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kimco DTX360 30 Nm torka sahipti, bu 40. Sportta kalkış yapalım bakalım. Oo! Bu ne be? Evet arkadaşlar, bugün gün boyu bir motorla birlikteydik. Nelerini beğendik, nelerini beğenmedik? Gelin isterseniz incelemeye geçelim. Motorun teknik verilerine geçecek olursak 5.6 kW lityum iyon pile sahip. Pil aynı zamanda buradan çıkarılıp takılabiliyor. Ortalama 4-4.5 saatte %100 doluma ulaşıyor. Firmanın şöyle bir iddiası var. 1000 dolumda sadece %3 değer kaybına uğruyor pil. Yani bu çok iddialı bir durum. Çünkü telefonlarda yaklaşık 2000-3000'de bir telefonun pili bitik duruma geliyor. Firma burada 1000 dolumda sadece %3 değer kaybına ulaştığını iddia ediyor. Frene bastığımızda normalde trafikte benzinli arabalar için dur kalk kötü bir şeydir. Benzin yer. Bunun için iyi bir şey. Rejeneratif fren sistemi var. Yani bu ne? Biz her frene bastığımızda öyle bir sistem yapmış ki adamlar kendi kendine şarj edebilsin gibi bir sistem var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama adamlar yapmış. Motorun şöyle bir ekstrası var. 220 volt ev tipi prizlere uyumlu olarak geliyor. Bir güzel yanı da pilin konumu itibariyle motorun ortasında bulunduğu için ağırlık dengesini sürerken sürüş videolarını siz de fark edeceksiniz. Çok güzel etkiliyor. Bu da bizim için motorun sürüş açısından olumlu bir yansıma oldu. Bataryadan bahsetmişken kaliteli bir model kullanıyorlar. Elektrikli fırçasız hub model bir motor kullanıyorlar. Model kullanıyorlar. Bataryadan bahsetmişken elektrikli fırçasız hub model bir motor kullanıyorlar. Biz kullanırken herhangi bir titreşimini veya ekstra olarak bir sesini, herhangi bir eksi yanını görmedik. Güzel bir motordu. Şöyle güzel bir yanı var. Yaz aylarında biliyorsunuz ki elektrikli motorlarda ısınma veya kış aylarında geç ısınma gibi problemler olabiliyor. LED ekranda şöyle bir ekstrası var. Sıcaklığı artı ve eksi olarak veya kaç derecede olduğunu gösteriyor. Bu da size sürüş sırasında olumlu olarak yansıyor. Motosiklette 3 ayrı mod var. Eco, Sport ve şehir modu. Benim tavsiye edeceğim şehir modu olur. Şehir modu gayet ideal. Yokuşlarda da ideal. İstanbul'un yollarında da ideal. Sport modu birazcık midenize düşman olabilir. Gerçekten güzel bir G kuvveti hissediyorsunuz. Eco modu birazcık yetersiz kalıyor. İstanbul'da özellikle yokuşlu bölgelerde kullanıyorsanız çok fazla tavsiye etmem. Şu anda Eco modda arkadaşlar. Giderken mod tuşuna basarak City, bir orta, oha, Sport, 40 Nm gücüne sahipmiş arkadaşlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Kimco DTX360 30 Nm torka sahipti, bu 40. Sport'ta kalkış yapalım bakalım. Oo! Bu ne be? Dehşet, Sport modu var ya, dehşet. Sport'ta 0.60 kalkış yapacağım sizler için. Sinyalimizi verelim. Oo, sinyalim bakın. Dıt dıt dıt. Beni açık unutma diyor. Çok güzel. Mod diyelim, City'ye geçelim. Biraz yumuşadı gaz tepkisi mesela. Eco. Kapatalım bunu. Eco. Abicim geç sen Sport'a.
Ulan sen nasıl bir şeysin? Şimdi buradan 0.60 deneyeceğim arkadaşlar. Arkam bir boşalsın. Üç, iki, bir. Bir, iki, üç, dört. Dört saniye bulmadı. Üçün sonunda 60'a ulaştım. Ara hızlanmaları çok iyi. Sinus modlarda şöyle bir sınırlandırma yapmış. Eco modda 70 km hız, City modunda 85 km hız, Sport modda da 100 km hızla sınırlandırmışlar. Motosikletimizin kuru ağırlığı 111 kilo, pil ağırlığı 40 kilo. Toplam ağırlığı da pille birlikte tam doluyken 151 kiloya tekabül ediyor. Taşıma kapasitesi oldukça iddialı. 330 kiloya yakın bir taşıma kapasitesi var. Yani şöyle düşünün. Ben diyelim ki 100 kiloyum. Gayet üst düzey bir kilodayım. Arkadaşım da 100 kilo, 200 kilo yapıyor. Sele altında 2 tam kask alıyor. Ekstra arkaya çanta koyduk. Onun içine de kilo alıyor. Yine de 300 kiloyu hiçbir şekilde kolay kolay dolduramazsınız. Oldukça bana yeterli gelen bir taşıma kapasitesi var. Motorun şöyle bir ekstrası var. Gerçi 250 cc sınıfına tekabül ediyor elektrikli olarak ama ön arka disk fren kullanmışlar. Ama şöyle de bir eksi yönü var. ABS fren sistemi yok. CBS fren sistemi var diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Fren testi yapalım bakalım. Çok iyi. Frenleri çok iyi. 5000 watt olan S01 Basic modeline farkla Pirelli lastiklerle geliyor. Bence bunu da aldığınız zaman şu an bir günümüz fiyatlarında bir lastik takımı değiştirdiğinizde ortalama 2000 liraya tekabül ediyor. Güzel bir ekstra olmuş. Motorun gösterge ve aydınlatma kısmına geleceğimiz zaman oldukça tatmin ediciydi. Hem panel olarak LED kullanmışlar, hem de önlerde dörtlü olarak ışıklandırma olarak aydınlatma olarak da LED kullanmışlar. Bizi oldukça tatmin etti. Şeyi güzel. Gidon turu mesela bakın size göstereyim. Duruyorum ya. Dizime vurmuyor bakın. Elim giriyor. Yani bu aralardan geçerken. Aa dörtlü var. Çok iyi. Kısalar. Dörtlüyü kapattık. Bu altta arkadaşlar bakın. Yeşil bir tuş var. Onu size göstereceğim. Basıyorum şimdi. Basılı tuttuğum zaman geri vites devreye giriyormuş bakın. Ben ayağımla gitmeyeceğim şimdi bakın. Kendi gidiyor gördünüz mü? Bu Goldwing'lerde falan olan bir özellik normalde. Motosikletimizin grenajlarına gelecek olursak biz kaliteli bulduk. Yani güzeldi. 10 üzerinden 8 olarak bir puanlandırma yapabiliriz. Yani herhangi bir yerinden trim sesi veya şöyle bir oynama grenaj birleşim noktalarında bir eksik olarak bir şey görmedik. Güzel bir kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Elektrikli olmasından dolayı herhangi bir park, bahçe, sahil buralara rahatlıkla girebiliyorsunuz. Kanunsal açıdan herhangi bir sıkıntısı yok. Motorun şöyle bir ekstrası var. Zaten siz de şu anda görüyorsunuz. Şu bölgede tam gidonun altında 2 adet USB çıkışı var. Motor kullanırken de veya dururken de kontak açıksa telefonlarınızı gayet güzel bir şekilde telefon, tablet artık yanınızda ne varsa gayet güzel bir şekilde şarj edebiliyor. Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Sinus'un bir uygulaması var. Şu anda sanırım tam olarak aktif değil ülkemizde. Bu uygulama sayesinde motosikletin hem ön panelini hem sıcaklık durumunu, motor ne durumda, ne kadar yol yaptı, ne kadar yol yapabilir bu durumları gösteriyor, pilin durumunu gösteriyor. Aynı zamanda evinizdeyken de o uygulamadan uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Bu da bizim için oldukça güzel bir özellikti. Videomuzun sonuna doğru yaklaşırken motoru şöyle genel olarak değerlendirecek olursak. Yani hem tasarım olarak, gerçi bunun bir de gri rengi var. S01 Urban modeli bu. Gri rengi var. Ben onu daha çok beğendim. Ama bu yeşil rengi de gayet güzel. Genel olarak tasarım anlamında Pirelli lastikleri, ön arka disk fren, sadece ABS olarak eksi söyleyebiliriz. LED panel, LED stop, LED farlar, dörtlü olması. Bunlar bizim için motora genel olarak güzel bir puanlandırma yaptı. Genel olarak motordan memnun kaldık. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve genel olarak videolarımızı anında takip edebilmek için bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın.